Dur bakalım orada. Yine tehditlerini sıralayacaksan hiç durma. Boyun eğmeye niyetim yok benim. Tehditler buraya kadar. Şimdi amacımıza hizmet etme zamanı geldi. Kimse yok mu? Neredeyim? Aman Allah'ım, kaçırdılar mı yoksa? Bana bakın, size söyledim. İsteklerinize boyun eğmeyeceğim. Şimdi bırakın beni gideyim. Nereye? Evime tabii ki. Şimdiden aramaya başlamışlardır beni. Artık geride bıraktığın ne bir evin var, ne de bir bekleyenin. Onlar da burada çünkü. Ne demek şimdi bu? Hem neredeyim ben? Ölümün getirdiği gerçeklerin ve doğruların meydanında. Ferah kapısındasın. Ölüm mü? Ama ben... Yoksa... Hayır, 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 ölmüş olamam. Baksana, karşında duruyorum. İşte burada. Hayır, hayır, olamaz. 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 Ölmüş olamam. Hayır. Oh. Allah'ım çok şükür. O adam... Ya okula gitmişse? Aferin, Nurgül abla, kızım. Züleyha. Okul bir şey iyi geçti bugün. Niye çıktınız okuldan? Ne yaptınız bugün okulda? Evet, bugün okul iyiydi. Neler oluyor? Duymuyor musunuz beni? Nurgül abla. Nurgül teyze. Bu... Keriman anne! Keriman anne! Olamaz. Nurgül teyze yaşıyor mu? Başımız sağ olsun kızım. Hayır, hayır. Başımız sağ olsun. Hayır. Nurgül anne. Nurgül anne, ölemezsin. Nurgül anne, ne olur yapma. Ben ölmüşüm. Demek buydu her şey. Demek bu. Evet. Bitmez sanılan yolların sonu bu. Oysa tam tersi. Çok kısa. Çok. Şimdi? Şimdi ne olacak bana? Dünyanın ekinlerini burada biçeceksin. Tabii yalnız değil. Onları üzdüğüm zamanlar oldu. Nasıl bakarım yüzlerine şimdi? Yüzleşme kaçınılmazdır. Kimde ne hak kalmışsa... En ufak zerresine kadar sahibine ulaştırılacak burada. Thank you.
İnsanları üzdüğünün farkındasın. Nasıl oluyor da o zaman bile bile yaptın bunları? Bile bile demeyelim de, yani insan farkında olamıyor bazen yaptıklarını. Ama insan yaptığından mesul tutulmuştur. Öyle değil mi? Neler yaptım ben, neler? Annem, babam, kocam. Herkesin yükünü şimdi omuzlarımda hissediyorum. Çok ağır bu. Çok ağır. Ben ne diyorsam o olacak. Emir'le evleneceksin. İşte o kadar. Koskoca doktor. Babası yakın arkadaşım. Daha iyisini bulacaksın. Doktor değil, isterse padişah olsun, evlenmek istemiyorum. Zorla mı evlendireceksin beni ya? Gerekirse zorla evlendireceğim. Bugüne kadar ne istediysen yaptın. Üniversite okuyacağım dedin, en iyi okullara gönderdik. Sen ne yaptın? Ne üdüğü belirsiz, işsiz güçsüz biri için okulunu yarım bıraktın. Kızım bak. Sırf sizler rahat edesiniz diye, ele güne muhtaç olmayasınız diye etimle tırnağımla bugünlere getirdiğim hayatımızı bir serseriyle çarçur etmene izin vermem. O serseri değil baba. Bana bak, senin dilini koparırım. Bey, ne diyorsun bey, sen be? Dur Allah aşkına, ne olur. Niyeti ciddiyse madem, niye gelip seni istemiyor ha? Onun derdi gönül eğlendirmek. Bana bak, namusumuza bir leke gelmeden bir an önce evleneceksin. Anladın mı? Biz yola getiremedik, belki o getirir seni. Yoldan mı çıkmışım ki yola getirsin ya? Ne diyorsun baba? Yarın izin günüymüş. Davet ettim. Misafir edeceğiz burada. Eğer oğlanın yanında da bu suratla oturursan karışmam. Kızım. Merhabalar efendim. Hoş geldin oğlum. Ne zahmet ettin. Her seferinde böyle mahcup ediyorsun bizi. Buyur geç içeri. Geç oğlum geç. Buyurun. Teşekkürler. Ne zahmet ettin. Rica ederim. Buyur. Oo Emir oğlum, hoş geldin. Sefa buyurdun. Aman efendim, rahatsız olmayın. Estağfurullah. Geç otur oğlum. Kevser. Kerim Han'a söyle de gelsin yanımıza. Olur bey. Buyur otur oğlum. Otur, otur, otur. oğlum nasılsın bakalım? İşlerin nasıl? Allah'a şükür efendim. Hastanede koşturmaca içinde geçiyor günlerimiz. Emir oğlum, artık şu resmiyeti kaldıralım. Ha? Ne de olsa baban sayılırım artık. Peki baba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın görüşmeyeli? Teşekkür ederim. Kızım, hadi sen bir kahve yapıver. Şey, anne kahveyi sen yapsan. Nebahat teyzeye sözüm var, kızını sınava çalıştıracaktım. Kusura bakmayın, olur mu? Şimdi sırası mı kızım? Bak misafirimiz var. Önemli değil. Söz verdiyse gitsin. İyi günler. Olamaz ya. Baban da ne örümcek kafalı bir adammış ya. Biz hangi çağda yaşıyoruz? Ya yalvarsan babana biraz, acındırsan kendini, belki vazgeçer ha. Bu sefer kararlı Tamer. Dinlemiyor beni. Kafasına koymuş bir kere. Ne olacak peki şimdi? Bilmiyorum ki. Ama ancak seninle evlenirsek kurtulabiliriz belki bu dertten. Ne oldu Tamer? Ağır mı geldi bu fikrim? Hem beni istersen o zaman zorlayabilirim babamı. Zaten evlenmeyecek miyiz? Hayır Kerim Han, benim evlenmek gibi düşüncem yok. Ya ne? Eğleniyor muydun benimle? Eğlenmek falan değil. Yani ileride olsa belki ama şu an imkansız. Yani benim o adamla evlenmeme göz yumacaksın öyle mi? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana.
Ne yapıyor içeride? Ne bileyim bey. Geldiği gibi kapandı odasına. İnşallah aklı başına gelmiştir. Daha neyin ne olduğunu bilmiyor. Emir gibisi yok bu zamanda. Kendisi de rahat edecek inat etmese. Ama istediği kadar çırpınsın. Benim bir serseriye verilecek kızım yok. Emir'le evlenecek. Kendi ellerimle evlendireceğim onları. Bunu kafasına bir an önce soksa çok iyi olur. Sen bir şey demeden ben diyeyim sana. Hiç bana karşı çıkmaya kalkma. Bu işe çoktan karar verildi. Emir'le evleneceksin, o kadar. Peki baba, evleneceğim. Ha şöyle. Hele bir evlen, bana çok dua edeceksin, çok. İnşallah çok mesut olacaksınız. Hiç sanmıyorum baba. Bilin ki sırf mecbur olduğum için kabul ediyorum. Kızım. Of. 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 O kadar çok alay çektik ki sırılsıklam olmuş her tarafım. Ama çok güzeldi değil mi? Hele baban. Harman dalını döktürürken millet iyice keyiflendi. Hayırdır? Ters bir şey mi oldu? Her şey başından beri ters zaten. Anlamadım. Bak Emir. Şimdi diyeceğimi sakın aklından çıkarma. Bana asla karın olarak dokunmanı istemiyorum. Anladın mı? Ne? Ne demek şimdi bu? Seninle evlenmeyi istemedim. Babam zorladı. Benim düşündüğüm... başka biri vardı. Ama merak etme. Artık onunla asla görüşmeyeceğim. Senin karınım sonuçta. Ama sadece kağıt üstünde, anladın mı? Mecburen oynamamız gereken bir oyun bu. Onu oynayacağız. Teşekkürler. Sen gördün mü canım? Bugün görürsün işte. Emir, bir akşam Kerimhan'la yemeğe gelin bize. Evleneli bir ay oldu, ağzından çıt çıkmıyor. Bari Kerimhan anlatır, nasıl gidiyor evlilik? Nasıl gidecek canım, evlilik işte. Oo, nerede kaldı heyecan? Bu kadar çabuk mu bıktın ya? Yok, yani iyi işte Burhan. Mutluyuz. Ne bileyim, halini şöyle söylemiyor da ondan diyorum. Ondan değil canım. Sabahtan beri neredeyse 40 tane hastaya baktım. Yorgunluktan öyle gözüküyorumdur. Artık bana eskisi gibi kızmıyorsun değil mi? Hayır. Belki de beni seviyorsun. Bunu senin ağzından duymayı o kadar istiyorum ki. Galiba seviyorum. Ama iş yok. Hepiniz fena kalplisiniz. Sizi görmek istemiyorum. Thank you.
Yorgunluktan bir bardak çaya hasret kaldık valla. Sen bayağı yoruldun son zamanlarda. Keriman'la balayına da çıkmadınız. Bence bir izin al da tatile çıkın birlikte. Emir Bey, bu size geldi, buyurun. Sağ ol. Hayırdır Emir? Tayinim çıkmış. Ben o köye gitmek istemiyorum. İstifa et. Ne bileyim? Bir şey uydur. Özür bildir. Allah'ın dağında yaşayamam ben. Tayinim o köye çıktı. Ben gideceğim. Sen de benimle geleceksin. Ben sırf o köylere gitmemek için fakülteyi yarım bıraktım. Şimdi başka sebeplerle gidemem ben. Beni iyi dinle. Gönlünde bana yer olmadığını biliyorum. Ama resmi olarak benim karımsın. Ve şimdi benimle geleceksin. Eğer gelmezsen, yarın boşanma dilekçesini verir, ailene de her şeyi anlatır. Evine geri dönüp babanla karşılaşınca neler olur? Orasını sen düşün. Geldiler. Şükür, çok şükür. Alayım ben. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin kızım. Hoş geldiniz doktor bey. Hoş bulduk, sağ olun. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben köyün muhtarı Hasan. Hoş bulduk. Allah razı olsun sizden. Epeydir köye göreve gelen yoktu. Sapa kalır buralar. Kimse gelmek istemez. Görevimiz bu Hasan Bey. Elbette geleceğiz. Hadi buyurun, buyurun eve geçelim. Yoruldunuz. Onca yoldan geldiniz. Sağ ol. Hadi buyurun, ev hemen şurası zaten. Hadi buyurun. Buyurun. İyi akşamlar. Badem yağı çıkardım. Baş ağrısına iyi gelir. Buyurun. Aman istemez. Neydi belirsiz koca karı ilaçlarını kullanmam ben. Sağ ol Züleyha. Keriman çok yorgun şimdi. Sonra kullanırız canım. Hadi sen geç kalma eve. Annem merak etmesin. Nurgül teyze benim annem değil. Annemle babam ben küçükken vefat etmişler. Ya. Başın sağ olsun ya. Gitmeden önce size meşhur çorbamızdan yapayım. Hem Keriman ablanın da yemek hazırlayacak hali yok. Aman hiçbir şey yemek istemiyorum ben. Az rahat bırakın da uyuyayım bari. İyi akşamlar. Nasıl davranıyorsun şu zavallı çocuğa? Kız sana yaranmak için çırpınıyor. Eksik olsun. Bir de bana bilgiçlik taslıyor. Badem yağı iyi gelirmiş. Emir, bu eski çağdan kalma insanlarla biz nasıl bir arada yaşayacağız? Baksana şu bizi tıktıkları eve. Mağaradan ne farkı var Allah aşkına? Köye geldiğimden beri cep telefonu bile çekmiyor ya. Konuşsana. Neden? Kocan olarak görmediğin birinin lafını dinleyecek misin sanki? Of. Oo, kahveler de geldi. Sağ ol Nurgül teyze. Al kızım, sütünü iç. Ellerine sağlık hanım. Afiyet olsun.
Emir Bey mübarek insanmış ha. Gözümüz doktor görecek artık. Karısı da öyle maşallah. Halinden belli. Şehir yerinden dışarı çıkmamış hiç. Ama beyinin vazifesi için peşinden buralara kadar gelmiş. He ya. Allah ikisinden de bin kez razı olsun. Doğru. Şuraya. Oo, kolay gelsin doktor bey. Yardım lazımsa biz de bir şeyler yapalım. Sağ olun, arkadaşlar yardımcı oluyor. Ben de Keriman Hanım'a köyü gezdireyim dedim. Ne iyi etmişsiniz. Sağ olun. Neyse. Bir şeye ihtiyacınız olursa haber edin yeter. Kolay gelsin. Senelerdir en büyük derdimiz doktorun olmamasıydı. Bebeler, çocuklar, bir de yaşlılar. Doktor yokluğundan çok çektiler. Kasaba da uzak. Allah'a şükür Emir Bey derdimize derman oldu. Niye böyle şehirden, kasabadan uzak yerlere köy kurulur hiç anlamam. Çekip gitsenize buralardan. Memleket burası. Doğduğumuz, doyduğumuz yer. Ay ne memleket ama. Taşı toprağı altın sanki. Burası da okulumuz işte. Öğretmenler de gelmek istemiyorlar buraya. Artık ben elimden geldiği kadar çocuklara okuma yazma öğretmeye çalışıyorum ama sonrasında ben de yetmiyorum tabii. Onları da suçlamamak lazım. Baksanıza. Her yer dağ taş. İnsan burada ne yapar ki? Ne diye gelsinler? Burası bizim yuvamız Keriman Hanım. Yıllarca burada yaşamışız. Severiz köyümüzü. Tabii. Başka yer görmediğiniz için öyle olabilir. Yani burada ne bir tesis ne de bir altyapı var. Mahrum bir yer. Burası mahrum kalmışsa bu bizim değil. Buraya doktor, öğretmen göndermeyenlerin, hizmet getirmeyenlerin suçu. Eğer tam tersi olaydı, dediğin eksiklerin biri bile kalmazdı. Allah'a dualarımızı eksik etmiyoruz. Bir çaresi bulunacak elbet. Dua ile olacak olsa. Suçu niye hep başkasında arıyorsunuz canım? Bence her şey buradaki insanların dar kafalı olmasıyla alakalı. Maşallah. Sizin de onlardan aşağı kalır yanınız yok. Sağ olun gezi için. Pek görülecek bir yer yokmuş ama olsun. Ay bu koku ne böyle ya? Bu koku ne böyle? Manotu derler bizim burada. Ellerimle topladım. Ondan da bir yemek hazırlıyordum akşama. Aman istemez. Leş gibi kokmuş içerisi öf. Hadi git toparla şunları hadi. Bir daha da bana sormadan buraya girme hadi. Buyurun. Nedir şikayetiniz? Nedir bu? Doktor değil misin sen? Anlamadın mı ne olduğunu? Anladım. Ama bu listede çok fazla ilaç var. Ne olacak bunlar? Bunları ilçeden isteteceksin. Burada bu köye yetecek 3 yıllık ilaç var neredeyse. Ne yapacaksınız bu kadar ilacı? Kimsiniz siz?
kez soru sormayı. Dediğimizi yap yeter. Kimsenin de haberi olmayacak. Bunu yapamam. Yapacaksın. Bu ilaçları bekleyen kardeşlerimiz var. Haklı davamız için savaşan kardeşlerimiz. Eğer yapmazsan kelleni keser, şu dağdanı aşağı yuvarlar. Siz bana bakın. Bu tehditlerle korkutamazsınız beni. Sizin gibilere pabuç bırakacak değilim ben. Sana 2 gün mühlet doktor. Dediğimizi yapmazsan canın çok yanar. Peki başka afiyet bir şey dediler mi? Buyurun doktor bey. Sağ ol. Yok. Sadece listedeki ilaçları getirtmemi istediler. Büyük geçmiş olsun doktor bey. Sağ ol. Ben bunların buraya kadar sızmış olmalarına şaşırdım doğrusu. Sadece doğuda çalışmıyorlar artık. Burada da örgütlenmek istiyorlar. Köylünün bu olaydan haberi olmasın. Boşuna gerilip huzursuz olacaklar. Haklısın. Zaten onların amacı da halkı korkutup huzursuz etmek. Başka bir şey değil. Bu insafsızlara fırsat vermeyin komutan. Merak etmeyin. Bir grup çıkarıp arama yaptıracağım. Siz müsterih olun Emir Bey. Görevinize aynı şekilde devam edin. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen yemiyor musun? Yemiyorum. Bacaksız meşhur yemeğimiz diye yine bir bulamaç yapmış. İçine de garip bir ot katmış. Beğenmiyorsan söylersin bir daha koymaz. Ufacık çocuğa yemek yaptırman bile ayıp zaten. Emir. Burada kalmaya devam etmeyeceğiz herhalde değil mi? Hem sen de sıkılmışsındır. Niye sıkılayım? Sana inanmıyorum. Bu yarım akıllı insanların yanında kala kala sen de onlara benzemeye başladın. Göremiyor musun gerçekleri? Burada sırf cehalet, bağnazlık var. İnsanlar görgüsüz. Eğer cehalet varsa biz bunu değiştirmek için buradayız. Öğretmenlik okuduğunu söylüyorsun. Madem sen bu insanlardan daha bilgili, daha görgülüsün, o zaman okulda öğretmenlik yap. Bakalım elinden gelecek mi onları görgülü yapmak? Neden gelmesin? Konuşmak kolay, yapmak zordur. Benim bu işi Onur Gül'den kat kat daha çok bildiğim bir gerçek. Madem güveniyorsun kendine, yarın başlı öğretmenliğe de görelim marifetini. Görürsün. Nurgül Hanım. İyi günler. Sağ olasın. Buyur. Yok, oturmayacağım. Ben dün akşam düşündüm. Sizin kapasiteniz buradaki öğrencileri eğitmek için yeterli değil. Bu durumda benim öğretmenlik yapmam daha doğru olur. Esah mı? Hı? Allah razı olsun bacım. Yavrular sevinir. Çocuklar, bundan sonra öğretmeniniz ben olacağım. Öğretmenim, derse başlamadan önce size teşekkür etmek istiyoruz. Nicedir gelen giden olmadı okula.
Sizin yüzünüzle kara çıkarmayacağız, söz veriyoruz. Belki biz ileride mühendis, müdür, hatta Emir abi gibi doktor olarak görüp mutlu olabilirsiniz. Doktor mu? Bu köy yerinden mi? Ay hiç güleceğim yoktu. Vallahi ben sizin şurada iki satır okumayı bile öğreneceğinizi sanmıyorum ya. Neyse. Biz okumayı kolayca söktük öğretmenim. Hem olanlar nasıl oluyor ki? Doktor olmak, öğretmen olmak, dağda koyun gütmeye, tarlada başak biçmeye benzemez. Boş hayallere kapılmayın siz. Anlaşıldı mı? Keriman Hanım. Ne vardı? Kusura kalmayın. Dersinize kulak misafiri oldum. Çocuklara karşı neden bu kadar hırçın davrandığınızı anlayamadım. Ben sizin onların haline acıyıp Allah rızası için bu çocuklara ders vereceğinizi düşünmüştüm. Acıdığım doğru zaten. Hepsi de zavallı. Okuyup adam olabileceklerini sanıyorlar. Neden olmasınlar ki? Bu çocukların başkalarından ne farkı var? Buranın şartları zor geldi belki sana ama bu zorluk Allah yolunda çalışmanın değerini, mutluluğunu 1000 kat arttırır. Mutluluğu çoktan arkamda bıraktım ben. 3-5 sefil çocuğa ders anlatmakla nasıl mutlu olacakmışım? Peki, öyleyse neden öğretmenlik yapıyorsun onlara? Ne Allah rızası için, ne görebildiğim için. Sırf kendim için yapıyorum, anladın mı şimdi? Karşılığında hiçbir şey almadan bu sefillerle niye uğraşayım ki? Sen ne yaptın bugün? Ne yapmışım? Çocuklara demediğini bırakmamışsın. Bu nasıl öğretmenlik? He? Bu nasıl hamilik? Yeter. Hem sen ne hakla bana hesap soruyorsun? Hiç sorumluluğum yokken çocuklara bir şey öğretiyorum. Bu mu karşılığı? Çocuklara kötülüğü, çirkinliği değil, güzeli, doğruyu öğretmen gerekiyor. Böyle ben öğretmenim demek de olmaz. Sen ne diyorsun kendine? Koca mı? Bu medeniyetten uzak kalmış yerde senin gibi kendini sevdirmekten aciz biriyle yaşıyorum ben. Ve bıktım artık. Anlıyor musun beni? Bıktım. Girin. Affedersiniz. Buyurun. Bir dakika konuşabilir miyiz? Peki. Sakın gürültü yapmayın. Ben hemen geliyorum. O adamları tanıyor musun? Yo, bizim köyden değil. Debelen mi yoksa deşerim? Ne istiyorsunuz benden? Şimdi bizi iyi dinle. Kocana söyle, dediklerimizi yapsın. Yoksa hesabını hem ondan hem senden sorarız. Anladın mı? Şimdi sakın sesini çıkarayım deme. Sakın. Evlen benimle.
geri dönebileyim. Dayanamıyorum artık. Yalvarırım bir şeyler yap. Muhtar Bey. Hoş geldin kızım. Hayırdır? Acil bir mektup göndermem lazım. Kızım, buraya postacı haftada bir gelir. 3 gün sonra gelecek bir daha. Eğer acil bir şeyse ben kasabaya inip vereyim postaneye. İstemez, neyse. Züleyha, kızım. Kızım, hoca hanımın hali bir garip. Bir şey mi oldu acaba? Biz dersteyken iki adam geldi. Onlarla gitti, sonra bir daha da gelmedi. Keriman? Keriman? Keriman, iyi misin? Muhtar gelip haber verdi. Kesin o teröristlerdi. Namussuzlar. Güçleri ancak seni korkutmaya yetiyor demek. Keriman, iyisin değil mi? Adamlar beni öldüreceklerdi be! Boğazıma silah dayadılar. Nasıl iyi olayım ha, nasıl? Haklısın. Haklısın. Bir süre okula gitme. Evde kal. Jandarma onları yakalayıp... Allah hepinizin cezasını vermesin. Senden de. Bu pis köylülerden de bıktım. Anladın mı? Anladın mı? İğreniyorum hepinizden. Anladım. Tamam. Tamam, sakin ol. Bırak beni, bırak beni, dokunma. Tamam. Tamam canım, sakin ol. Gelme. Dokunma bana çok sert bir cümle değil mi? Biraz sert olabilir. Ama biz sadece kağıt üzerinde evliydik. Ne demek kağıt üzerinde evlilik? Ben istememiştim evlenmeyi. Babam beni zorladı. Sen de buna karşılık evlilik gibi önemli bir akdi oyuna çevirdin. Maalesef öyle yaptım. Emre de bunu kabul ettirdim. Bir de ona soralım o zaman. Emir Bey, nedir bu evlilik meseleniz? Evliliğimiz ikimiz için de sıkıntılı bir başlangıç oldu. Peki neden böyle bir şeyi kabul ettin? Nikah benim için çok önemli bir akitti. Onu bir şekilde devam ettirmeliydim. Bunun için mi eşinin her türlü sıkıntılı hallerine katlandın? Evet. Ama asıl neden onun bilmediği, ona karşı duyduğum sevgimdi. Bilmediğin daha çok şey vardı, öyle değil mi? Ne gibi? Daha köydeki insanları tanıyıp bilmeden onları küçük görmeye başlamıştın. Küçük görmek değildi. Sadece bazı cahilliklerine kızıyordum. Sen de dünyaya öyle bir ortamda gelseydin, aynı muameleye maruz kalmak seni üzmez miydi? Üzerdi elbet. Ama sen buna rağmen, o insanları sevindirmek için değil, boş zaman eğlencesi olarak öğretmenlik yapmayı kabul ettin. Evet, çok sıkılmıştım o köyden. Allah rızası için değil, faydalı olmak için değil diyordun. Dedim değil mi? Elbette dedin. Köyde sıkıntı ve mahrumiyet yaşıyordum. Ondan dolayı söyledim. Aynı sıkıntıları eşin de yaşadı. Fakat o bu sıkıntılara seve seve göğüs gerdi. İnsanları sevdi ve sevildi. Onun niyeti benimkinden farklıydı çünkü. Aynı evi paylaştık. Aynı sıkıntıları çektik. Ama şimdi ben neredeyim? O nerede? Çok mu ayrı düştünüz şimdi? Keşke her şey daha kötüye gitmeden gerçeğin farkına varabilseydim. Thank you.
sesini çıkarma, basarım bırak tetiğe. Bırak! Hadi yürü. Hükümdar! Gir, gir, gir. Bırak lan! Bırak beni! Keriman gir abla! İçeri gir! Keriman abla! Nereye gönderiyorsunuz onu? Bırakın! Bırakın beni! Keriman abla! Gebelenme, gebelenme! Tamam beyler, sakin olun. Bir ay önce şu bölgede görüldükleri söylenmişti. Önden bir manga gitti. Tüm karakolda oraya sevk edeceğiz. Orası en az 2 saatlik mesafede komutanım. Sen daha iyi bilirsin ama. Teşkilat merkezleri orada bir yerde mutlaka. En kuvvetli ihtimal orası. Komutanım, kurtulacak mı? Merak etmeyin doktor bey. Elimizden geleni yapacağız. Hadi arkadaşlar, vakit kaybetmeyelim. Hadi. Sakin ol. Gel buraya, gel. Gel. Git içeri. Gel buraya. Bırak. Yürü. Ya. Yürü. Sen arabayı sakla, tamam. Yukarıda görüşürüz. Yürü. Bırak. Yürü. Çek elini üstümden, bırak. İmdat. Yardım edin. Yürü. Bırak. Yürü. Bırak size. Bırakın. İmdat. Tasalanma. Bir haber gelecektir inşallah. Muhtar. Muhtar, muhtar. Ne oldu Selim? Ne bu hal? Ocağını gördüm? Çamova bayırında. 2 adam silahla götürüyordu. Emin misin? Ha? Nerede burası? Köyden yarım saat mesafede. Yukarı tepelere çıkar. Hemen götür beni oraya muhtar. Olur mu doktor bey? Jandarmaya haber edelim. Eli kanlı adamlarla. Jandarma uzakta muhtar. Gidene kadar neler olur kim bilir. Ya götür beni ya kendim giderim. Öyle kurtların içine yalnız salmayız seni. Hep beraber. Lütfü, sen jandarmaya haber et hemen. Arkadaşlar, evinizde silah, tabanca, tüfek ne varsa hemen alın gelin. Gidiyoruz. Sağ ol muhtar, sağ ol. Bu taraftan Emir Bey. Bakalım kocam bundan sonra da ayak sürebilecek mi? Keriman bacı! Öğretmen hanım! Keriman bacı! Öğretmen hanım! Öğretmen hanım! Keriman bacı! Bir dakika, bir dakika. Ne oldu doktor bey? Keriman'ın şalı. Bu tarafa gitmiş olamazlar mı? Burası Karaçalı Tepesi'ne çıkar. Hadi arkadaşlar! Hadi yürü, yürü, yürü. Turgay. Çık dışarı da bir etrafı kolaçan et bakayım. Orada olmalılar. Çabuk olun. Şşş, yavaş. Sakının kendinizi arkadaşlar. Ateş ettiğiniz yere dikkat edin. Keriman içeride. Ne oluyor Turgay? Kim bunlar? Ölüler abi. Doktor falan da var aralarında. Emir Bey. Bir şeyim yok. Sadece bir sıyrık. Kaçsak iyi olacak. Bunlar jandarmayı da peşlerine takmışlar. 2 köylüden kaçtılar dedirtmem. Yürü Turgay yürü. Hesap başka bir zamana kalsın.
Keriman! 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 Sakin ol Keriman, sakin ol. Emir, beni öldüreceklerdi. Çok korktum Emir. Öldüreceklerdi beni. Geçti artık. Geçti. Hepsi geçti bak. Geçmiş olsun. Cümlemize geçmiş olsun. Emir. Geçti. Emir. Geçti canım. Emir. Şş, geçti. İşte işte bak bak. Geliyorlar. Aha, döndüler. Geldiler geldiler gel. Nihayet geldiler. Nihayet. İyi görünüyorlar. Evet. Çok şükür iyisin Kerim. Kolunuzun durumu kötü mü? Ufak bir sıyrık. Eve gidince bir pansuman yaparım. Allah'ıma bin şükür. İyi misin Keriman Hanım? İyiyim. Tam zamanında yetiştiler. Siz dinlenin Doktor Bey. Başka bir zaman ifadenizi alırız. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Hadi Keriman. Geçmiş olsun. Keriman. Bir şey mi oldu? Ben teşekkür ederim diyecektim. Sadece o. Aramızda ne olursa olsun karımsın. Namusumsun. Kolay gelsin teyze. Aa, sağ olasın kızım. Gel gel. Yok teyzeciğim. Yemek götürüyorum. Sağ olasın. Geçmiş olsun kızım. Duyunca hepimizin yüreği ağzımıza geldi. Nereden sardılar bunu başımıza? Hepimiz diken üstündeyiz. Geçecek teyze, her şey geçecek. Siz merak etmeyin. Allah korudu kızım seni. Bize bağışladı. Çocuklarımız iki kelime öğrendiyse hep senin sayende. Estağfurullah. Aman kızım. Ne zaman bir ihtiyacın olursa çekinme. Oldu mu? Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Sabah ve akşamları tok karnını alacak ablacığım. Bir şikayet olursa haber ver. Buraya kadar gelmene gerek yok. Ben gelirim, tamam mı? Sağ ol doktor bey. Allah razı olsun. Müsait misin? Buyur Keriman. Ben yemek getirmiştim sana. Sabahtan akşama kadar aç kalıyorsun burada. Eksik olma. Afiyet olsun. Bir iki saate kadar alırım boş alanları. Gerek yok. Birazdan eve gideceğim zaten. Bir evrak lazım oldu. Evde unutmuşum. Peki. Evde görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Hayatımda bu kadar utandığımı hatırlamıyorum. Hakir gördüğüm, horladığım insanlar benim için hayatlarını tehlikeye attı. En başta da kocan. Yanlış anlama ama belli ki aranızda bir şeyler olmuş. Karı koca arasında ne olursa olsun gene de birbirlerine en yakın onlardır. Anne, baba, kardeş bir yana, o bir yana. Allah'ın huzurunda birbirinize söz vermişsiniz, yemin etmişsiniz. Biliyorum. Ona karşı çok gaddar davrandım bugüne kadar. Tıpkı köylüye davrandığım gibi. Ama bundan sonra her şeyi düzeltmeye çalışacağım Allah'ın izniyle. Göreceksin bak. Hay Allah. Nerede bu? Üf.
Erkenden gelmişsin. Birkaç evrak lazımdı. Ama onları ararken başka bir şey geçti elime. Madem sevgiline dönmek istiyorsun, niye hala karşımdasın? He? Yemin ederim bildiğin gibi değil Emir. Kızgınlıkla elimden çıkmış bir iki satır o. Göndermeyecektim bile. Bana yalan söyleme! Yalan değil. Haklısın. Bunu almıştım. Senin değerini göremeyecek kadar gözlerim kapanmıştı. Ama her şeyin farkındayım şimdi Emir. Senin hiçbir şey gördüğün yok. Ben senin için hayatımı tehlikeye atıyorum. Karşılığında gördüğüme bak. Yapma Emir. Bak, yemin ederim niyetim o değildi. Yanlış yapıyorsun. Asıl yanlışı sen yaptın. Evlendiğimiz günü hatırlıyor musun? He? Bana karın olarak sakın dokunma demiştin. Ama... Şimdi yüzünü bile görmek istemiyorum senin. Şimdi yıkıl karşımda. Yıkıl dedim sana! Ben ne yaptım Allah'ım, ben ne yaptım? Yemin ederim hataydı. Sadece hata. Dur, dur. Sakin ol. Otur şöyle. Otur şöyle de doğru dürüst anlat bakalım. Söyle bakalım ne oldu? Eski sevdalın mıydı o? Öyle zannediyordum. Ama şimdi bir hevesten başka bir şey ifade etmiyor benim için. Hataydı hepsi. Şimdi öyle iyi anlıyorum ki. O da anlayacaktır. Sabret biraz. Elbet kızmıştır. E hakkı da yok değil. Ama Emir Bey aklı başında bir adam. Hele öfkesi geçsin. Bir daha konuşursunuz. Üzülme. Çıkmıyor musun beyim? Gece biraz uzayacak işim. Sen çık Ahmet Efendi. Hı hı. Bak şimdi, ilk musluk havuzu 20 saatte doldurduğuna göre 1/20 yapıyoruz. Sonra da? Öbürü de 1/15. Yani şöyle yapıyoruz, bu 4 saat. Aferin, anladın şimdi değil mi? Anladım, anladım. Gerisini de yarın okulda anlatırım, olmaz mı? Olur. Gitmeden önce bulaşıkları yıkayayım ben. Bundan sonra ev işleri benim. Sen derslerine çalışacaksın, anlaştık mı? Anlaştık. Bu saate hasta kalmazdı pek ama. Biraz gecikecekti. Hadi sen de geç kalma. Tamam. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Sana çektirdiklerimi biliyorum. Hata üstüne hata yapıp durdum. Ama artık yemin ediyorum her şey çok farklı olacak. Söz. Peki Emir.
Ama yeminle söylüyorum, her şey geride kaldı benim için. Seni kocam, bu insanları da kardeşim olarak görüyorum artık. Sen etsen de bundan sonra ben ayrılmayacağım yanından. Olsun yüzüme bile bakmıyor artık Nurgül abla. Gece olabildiği kadar geç geliyor eve. Hiçbir şeyin düzeleceği de yok gibi. Sabır, sabır, sabır diyorum ama. Bak, ben pek karışmak istemedim bugüne kadar. Mahrem meseledir dedim ama eğer iyi olacaksa ben bir konuşayım mı? Bilmem, faydası olur mu ki? İnşallah, denemekten zarar gelmez ha? Bu ilaçları bir hafta kullan bakalım teyzeciğim. Sonra yine gelirsin, kontrol ederiz. Geçmiş olsun. Sağ ol evladım, Allah razı olsun. Aa, hoş geldin Nurgül Hanım. Hoş bulduk. Buyur. Ben şey için gelmiştim ama... Hayırdır? Buyur. Söyle bakalım. Bir rahatsızlık mı var? Yok. Şey diyecektim. Bak. Emir, sen benim kardeşim yaşındasın. Bir abla olarak iki nasihatte bulunacağım. Kusura bakma. Estağfurullah. Keriman aranızda geçenleri anlattı bana. Geçmişi de. Çok hata yapmış, doğrudur. Ona kızgın olmakta da haklısındır belki. Lakin şimdi çok pişman. Her şeyi geride bırakmış, doğruları görmüş, tövbe etmiş artık. Köye ilk geldiği günü hatırlıyorum da... Nasıl söyleyeyim? O burnu havada şehirli kadın gitti... Yerine insan canlısı, bambaşka bir kadın geldi sanki. Sizin yuvanız çok badireler atlatmış Emir kardeşim. Ama şimdi mutlu olmanın zamanı gelmedi mi? Bir şans daha ver ona. Bak, sen de göreceksin samimiyetini. Emir? Erken geldin bugün. Kasabada erkenden işim var. Hemen yatacağım. Dur, çarşafları yeni yıkamıştım. Biraz bekle istersen. İlk kez eve o kadar erken geldin Nurgül abla. Öylesine sevindim ki kendi kendime. Bu sefer yumuşadı galiba dedim ama...
değişen hiçbir şey yokmuş. Dayanamıyorum artık Nurgül abla. Yiyip bitiriyor bu dert beni. Sabır kızım. Biraz daha sabır. Elbet o da görecek, anlayacak değerini. Doktor bey, doktor bey, yetiş. Tekke Pazar köyünden geliyor. Acil hasta var. Nesi var? Bilmiyor. Zar zor nefes alıyor. Tamam. Heh. Hemen gidelim. Çabuk. Hasta kaç yaşında? 60'ı geçkin. Kalp sorunu da vardı doktor bey. Bu sabah kalkınca baktık ki nefesi de yetmiyor. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Dualarımızı eksik etmeyelim. Hasan. Hasan. Hayırdır inşallah, bir şey mi oldu? Şey... Emir Bey kaza geçirmiş. Ha? Durumu ağır diyorlar. Ne? Ne? Aman Allah'ım, nerede? Durumu iyi değil diyorlar. Köy çıkışında. Ambulans istettik kasabadan. Biz de oraya gidiyoruz. Hadi gidelim. Hadi. Çabuk. Geldi araba. Allah'ım sen yardım et. Hadi gidelim çabuk. Allah'ım sen yardım et. Hadi görüşürüz. Geçmiş olsun kardeş. Emir! 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 Kerim! Yorma kendini Emir, yorma. Bu sanaydı. Seni sevdiğimi söyleyecektim ama... Ben de seni seviyorum Emir. Affet beni, affet. Çok üzdüm seni. Çok yanlış yaptım. Hakkını helal et. Helal olsun. Sen... Kazanırken kaybetmek çok acı olmalı. Çok acıydı. Benim için de çok acı oldu. Keriman Hanım'ı sevmiştiniz değil mi? Tabii ki. Onu sevdiğim için birçok şeye katlandım. Peki niye son meselede işi tatlıya bağlamadınız? Söz konusu başka biri olunca... Bu zor mu geldi? Evet. Çok zoruma gitti. Kıskandım. Ama Keriman o meselenin bittiğini söyledi. Evet söyledi. İnandırıcı gelmedi mi? İlkin inanmadım. Ama sonra... Sonrasında Keriman'ın çevresiyle ilgilenmesi ve yardımseverliğini gördün. Evet gördüm. O halde daha anlayışlı olman gerekmez miydi? Gerekirdi ama... Ama gururun engel oldu. Ama geç de olsa Rabbim bana gerçeği gösterdi. Bu lütfun neden olduğunu düşündün mü? Bilemiyorum. İnsanlara yardım etmek maksadıyla iyi bir hal üzere öldün. Nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz diye buyurulur. Ben o zaman... Ümit ederiz ki şehit muamelesi görürsün.
Peki ya eşim? Ona sorulacak şeyler var daha. Bak, Emir Bey senin telaşına düştü. Keşke ben de o mertebeye erebilseydim. Ancak sen de bir musibet yaşadın. Ardından bir nasihat aldım. Nasıl? İnsanları dış görünüşleriyle değil, iç güzellikleriyle değerlendirmeyi öğrendim. Daha başka? İnancın hayatı ne kadar değiştirdiğini fark ettim. Buralara inançla gelene ne mutlu. Ben gelebildim mi? Bilemem. Ama inanmak hayatını anlamlı kılmış olmalı. Öyle oldu. Bir ailem olduğunun ve eşimi ne kadar çok sevdiğimin farkına vardım. Ama her şeyi çabuk kaybettim. Hasan bugün ilçeye gitti. Okula yeni sıralar için kaymakamla konuşacak. Çok iyi olur vallahi, ihtiyaç vardı. Keriman abla, bitirdim. Keriman abla mı? Anne. Olmuş, aferin. Biraz da kümelere çalış, olmaz mı? Tamam. Şu yetime sahip çıktın ya. Allah ne muradın varsa versin. Bizim yanımızda da mutluydu ama anne diyeceği birinin olması bambaşka. Doğru, burada mutlu. Sen de biliyorsun ki mutlu olması gereken başka biri daha vardı ama. Bazen kendimi hiç affedemeyeceğimi düşünüyorum Nurgül abla. Ona çektirdiklerimi düşününce. Yüklenme kendine bu kadar. Emir son nefesinde huzurlu öldü. Seni severek, senin de onu sevdiğini bilerek. Allah mekanını cennet eylesin. Amin. Anlaşıldı. Faaliyetleri arttıracağız. Peki. Allah kahretmesin be. Yediğimiz fırçanın haddi hesabı yok be. Artık bir şeyler yapmalıyız Turgay. Halktan istediğimizi alabilmek için önce onları sindirmemiz lazımdı. Biz bunu yapamadık. Haklısın. Bir şeyler yapmamız lazım. Şu öğretmen kadın, bu gece bir ziyaret et bakalım. Zaten bir hesabımız vardı onunla. Yerde kalmasın öcümüz. Tamam. Sakın sesini çıkarayım deme. Ne istiyorsun? Yarından tezi yok, okula gitmeyeceksin. Bu köyde biz ne dersek o olacak. Anladın mı? Asla size boyun eğmeyeceğim. Bana bak. Bir kez elimizden kurtuldun diye büyüklenme. Bu sefer yaşatmayın seni, bilmiş olasın. Ah bırak. Keriman anne, iyi misin? Ne yaptılar sana yine ya? Ne istiyorlar bunlar? İyiyim Züleyha'cığım, bir şeyim yok. Sen merak etme. İyice azıttılar, iyice. Artık evlere de dadanmaya başladılar. Jandarma ne diyor bu işe muhtar? Merkezden destek isteyecekmiş. Geniş çaplı aramalar yapacaklar. İnşallah bir sonuç alırlar da kurtuluruz bu illetten. Keriman Hanım, nereye böyle? Okula. Bugün pazartesi değil mi? Bu birkaç gün okulu kapatsak diyorum. Yani bu çapulcuların sağa solu belli olmaz. En azından yakalanana kadar. Onların istediği de bu zaten muhtar. Şayet dediklerini yaparsak bir daha ellerini yakamızdan çekmezler. O zaman birkaç arkadaş verelim yanınıza. Öyle tek başınıza... Eksik olmayın. Havlayan köpek ısırmazmış. Boş tehditlerden öteye geçemezler. Siz hiç merak etmeyin. İyi günler. İyi günler. Ya,
Bizim öğretmen tehditleri aldırmadı. Bugün yine okuldaymış. İyi. Bizim istediğimiz de buydu zaten. Leşini ortada görünce milletin yüzünü o zaman görmek isterim. Sen burada kal. Şimdi köy tetiktedir. Ben tek gideceğim. Kadar gitmem lazımdı. Bir ders sen idare etsen. Gideceksen beraber gidelim. Züleyha çocuklara sahip olur. Ha? Beni yalnız bırakmak istemiyorsun yani. Bir şey olmaz Nurgül abla. Meraklanma sen. Hem dönüşte Hasan abiyle birlikte döneceğiz. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Yine tehditlerini sıralayacaksan hiç durma. Boyun eğmeye niyetim yok benim. Tehditler buraya kadardı. Şimdi amacımıza hizmet etme zamanı geldi. Her canlı sürekli ölümü tadar durur. Sonunda ben de tattım. Ama... Ama? Yıllarca hayata yanlış bir bakış açısıyla baktım. Nasıl bir açıydı bu? Kendi benliğimi yücelten ve sadece kendi hazlarını tanımlayan bir bakış açısı. Yılların böyle mi geçti? Evet. Ama kader belki de bana en büyük iyiliği yaptı. Neydi o iyilik? Babamın karşısına emiri çıkardı. Ama babana bu yüzden çok kızdın, çok direndin. Maalesef direndim. Benliğim bir buz parçası gibiydi. Emir ise gönlü çok geniş ve sıcak biriydi. Sıcak gönüllerde her insan kendine oturacak bir yer bulur. Ben de bir yer buldum. Buz gibi benliğim erimeye başladı. Başladı ama ne çare. Sevgiler karşılıklı olarak söylenmedi. Ama ona söylemek için çok geç kaldım. Ecel geldi. Sonrasında neden köyden ayrılmadı? Çünkü emirin açtığı yoldan yürümeliydim. Ama tehditler aldın. Köyü terk edebilirdin. Yapamazdım. Orada kalıp insanların geleceği için çalışmalıydım. Kadın başıma ne yapabilirim de diyebilirdin. Diyemezdim. Neden? Çünkü cesaretin kaynağı imandır. Korkaklığın kaynağı da inançsızlık. Bunun erkek kadını olmamalı. Ama bu işinin sonunun ölüme kadar gideceğini biliyordun. Biliyordum. Ama o çocukları okulu nasıl bırakabilirdim ki? Onlar da seni burada bırakmayacaklar. Aman Allah'ım, hepsi burada. Senden sonra okul hiç kapanmadı. Ve okula sizin adınızı verdiler. Emir Keriman Coşkun İlköğretim Okulu. İsmimizi birlikte verdiler demek. Neden şaşırdın? Hayatta da birlikte değil miydiniz? Evet. Ama ben birlikteliğin hakkını veremedim. O zaman bazı güzellikler buraya kalır. Nasıl olur? Dünyanın ertelenen nice güzellikleri burada bambaşka bir güzellikle sunulur. Keşke. Keşke olsa ama benim için çok zor. Burası sürprizler diyarıdır. Sürpriz için liyakat gerekmez mi? Sahibi dilerse neler olur neler. Olur mu?
Bak, ellerinde ne var? Yarım kalan bir işin tamamlanmasını istiyorlar. Her mevsim bir bahar, her ses bülbül namesi. Bu tatlı rüyada her taraf cennet bahçesi. Allah'ım, çok şükür. Milyon kere milyon şükür. Allah'ım sana şükürler olsun. Sana şükürler olsun ya Rabbim. Sen ne büyüksün ya Rabbim. Sana şükürler olsun. Şükürler olsun ya Rabbi.